Herkese merhaba. Sıvı ve gaz basıncı soru çözümüyle karşınızdayım. Şimdi karşımıza bir tane sıvı basıncı sorusu var. K noktasındaki sıvı basıncı P'dir. Musluk açılıp denge sağlandığında K noktasındaki sıvı basıncı kaç P olur? Böyle sorularda şuradaki kalınlığı önemsemiyoruz. Yani burada parantez içerisinde yazar. Bu işte şu kalınlık önemsenmez diye yazar. Şimdi onu önemsemiyoruz. Ne yapacağız? Diyeceğiz ki sol tarafta ne kadar hacim var? Sağ tarafta ne kadar hacim var? Bunları bulduktan sonra sıvı seviyeleri aynı olacak şekilde Kolları dağıtacağız. Çünkü ne vardı hatırlarsanız bileşik kaplarda bunları söylemiştik. Aynı sıvıda aynı seviyede basıçlar birbirlerine eşit olmak zorunda ya o yüzden burada seviyeler birbirlerine eşitlenecek. Yani musluğu açtığımızda seviyeler birbirlerine eşit olacak. O zaman sol taraftaki ve sağ taraftaki suya bakacağız. Önce sol taraftaki şeye bakalım. Silindirin buradaki alanına bakalım. Taban alanında ya da taban alanında. Burası nedir? Pi çarpı R karedir. Burası ne kadar? Pi çarpı 2R'nin karesi diyoruz. O zaman buradaki alana A dersek, buradaki alan 2'nin karesi 4. Başa geldiğinde 4 pi kare olduğu için buradaki alanı da 4A diyelim. Silindirin hacmi ya da şekli düzgün cisimlerin hacmi diyorduk ki taban alanı çarpı yükseklik olmuş oldu. Taban alanı çarpı yükseklik. Sonra devam edelim. Şimdi burada şunu yapacağız. Sol taraftaki ve sağ taraftaki hacimleri söyleyeceğiz. Sol taraftaki hacim ne kadar? Bakalım. 2h yüksekliğinde A alanına sahip bir silindirden bahsediyoruz ve buradaki suyun hacmini de buradan bulabiliriz diyoruz. Yani şöyle olmuş oldu ve sol taraftaki suyun hacminden bahsediyorum. Eşittir. Pi R kare ne kadardı burada? A kadardı. Yükseklikte 2H olduğuna göre taban alanı çarpı yükseklemiştik. demiştik. A çarpı 2H kadar elimizde sol tarafta su var. Sağ taraftaki suya bakalım. V sağ diyorum buraya da. O zaman buradaki alan 4A yazalım. 4A çarpı yükseklikte de gördüğün üzere H kadar. Yani toplamda topladığımızda elimizdeki suyun hacmi ikisinin toplamı kadar olacak ya. Toplam hacim diyoruz. Eşittir. 2 tane AH, 4 tane AH. Dolayısıyla topladığımızda 6A olmuş oldu. Tamam mı? Güzel. Toplam hacmi bulmuş olduk. Bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra diyeceğiz ki musluk açıldığı için musluk açıldığı için şöyle olacak. Sol ve sağ taraf arasında artık bir bağlantı olacağı için bu suyu o tabanda yükselteceğiz diyoruz. Yükseltelim. Şimdi buradaki alan A kadardı. Buradaki alan 4 A kadar. Sanki sanki şu hacimdeki suyu alıyoruz. Diyoruz ki 5 A 5 A alanına sahip bir silindire koyacakmışız gibi düşünüyoruz. Çünkü buradaki borunun kalınlığı önemsiz demiştik. Koyalım ve buradaki yükselmeye de yeni yükselmeye de x diyelim. Hani buradaki x'i bulacağız. Yeni yükselmeyi bulacağız. O halde diyoruz ki 6 a çarpı h kadar elimizdeki toplam hacim eşit olacak. x çarpı 5 a. Çünkü taban alanımızı artık 5 a almış oldu. Burada da a'lar birbirini götürecekler. Götürdüler. x bu durumda eşit oldu. Bak ne oluyor? 6 h bölü 5 kadarlık bir yükseklik olmuş oldu. Bak yeni yüksekliği buldum. Değil mi? Güzel. Şimdi K noktasında ilk baştaki sıvı basıncı P'ymiş. O zaman sıvı basıncını nasıl söylüyorduk? Şuraya yazalım isterseniz hatırlamak için. Noktanın sıvı basıncını bulurken noktanın sıvı yüzeyine olan derinliğine bakıyorduk. Bakın o zaman bu K noktasının yüzeye olan derinliği 2 H kadar. İlk başta sıvı basıncı normalde HDG ile buluyorduk. Nasıl bulduğumuzu hatırlatalım. O zaman K noktasındaki ilk basınç şuraya yapalım. K noktasındaki ilk basınç eşittir. 2 H yüksekliğinde suyun özdesi D diyelim direkt. D çarpı G. Buna da soruda P demişim ben. P. Sonra artık yeni yükseklik X olduğuna göre burada sağ taraf ya da sol taraf fark etmez. Basınç K noktasındaki sonraki basınç olacak bizim için. Burada X yüksekliğinde olduğu için X çarpı D çarpı G. X'in yerine 6H bölü 5'i yazıyorum. Çünkü bulmuştum ben bunu. 6H bölü 5 D çarpı G demiş oldum. HDG, HDG yukarıda bulursam işim çok kolay olacak. 2HDG P'ye eşit ya. Burada da o zaman HDG'yi yalnız bıraktığımda P bölü 2 bilgisini şöyle yapalım. Alt tarafla karışmasın. P bölü, bilgi, P bölü 2 bilgisini burada alabiliriz. Devam edersem 6 bölü 5 çarpı P bölü 2. Burada sadeleştirmeyi yaptığımda 2 ile 6 sadeleşti. Ne gelmiş oldu? 3. O zaman son basınç eşittir. 3 bölü 2 P'dir diyebiliriz. Sorunun cevabını bulmuş olduk. Tamam mı? Ne yaptığımı kısaca tekrar ediyorum. Sol tarafta ne kadar hacmi var? Sağ tarafta ne kadar hacmi var? Sonra toplam hacim buluyorum. A çarpı H cinsinden. Toplam hacmi diyorum ki yeni taban alanı 4A ile A'nın toplamı 5A olduğu için 5A'ya doldurmak gibi diyoruz bunu. O zaman 5A'ya doldurduğumuzda yeni yükseklik ne kadar olur diyorum. X çarpı 5A hacminde olacak ya yeni şuranın hacmi X çarpı 5A. Ama bu ne? İlk başta 6AH kadarlık hacim. Eşitledik burada bakın şurada. X'i de H cinsinden bulduk. 6H bölü 5. Yeni basınç artık şundan bahsediyorum. Yeni basınç XDG. Yeni yükseklik çarpı DG olacak. İlk basınçta 2 dg P eşitti. O zaman HDG P bölü 2. Oradan onu aldım buraya yerine koydum. Sonuç 3 bölü 2 P olmuş oldu. Güzel. Ve sonraki sorumuza geldik. Şimdi bir kabımız var. Eşit bölümlü bir kap. Sonra buradan da ortadan şu şekilde bir ayrılma olmuş bu kapta. Sonra burada musluğu açıyoruz. Musluğu açtığımızda T sürede bir bölme doluyormuş. Sonra K ve L noktalarındaki sığ basınçlarının zamana bağlı değişim grafikleri nasıl olur? Şöyle yapacağız. Önce K ile ilgilenelim. Sonra L ile ilgileniriz. Şimdi musluğu açtığımızda önce bak, önce bak. Şurası da olacak. Buradaki bölme doldu. Bir bölme. Ne kadar süre geçti? T kadar süre geçti. Şunu siyahla yapalım. Burası doldu. T sürede. İlk T sürede, T sürede burası doldu. Sonra buraya kadar dolacak diyoruz. O zaman buraya kadar dolacaksa iki bölme dolacak ya. İki bölme dolacağı için burada geçen süre 2T. Dikkat. Sonra 3T süresince o zaman K noktasında sıvı yükselmiş oldu. Ama burada geçen süre dediğim gibi ilk T sürede H kadar yükseldi. Fakat diğer H kadar yükselmeye dikkat edersen 2T'ye 2 t süre geçmiş oldu. Gene h kadar yükseldi. Cepte. Bunun o zaman normal grafiğe dökmek istersek bu durumu basınç şöyle basınç zaman grafiği çiziyorum. p ve t. Şöyle diyelim isterseniz hdg de bizim için kolaylık olsun diye h çarpı d çarpı g eşittir p olsun. p olsun. Şunu alıyorum burada. Bu P olsun getirip burada yerine koyacağım. İlk T sürede bak K noktasında ilk T sürede H kadar yükseldiği için o zaman basınç P kadar yükselsin diyorum. Bir T süre geçti. Basınç P oldu. Güzel. Sonra diğerine geliyorum. 2 T'ye kadar süre geçti. Ama 2 T sürede basınç P kadar yükseldi. Dikkat. O zaman 2 T süreyi aldığımda şöyle yapalım isterseniz. 2 T süre aldığımızda artık yeni süre 3 T oldu. Ama basınç yine P kadar arttığı için T 2 hani 3 katına çıkarken ama basınç 2 P olmuş oldu. Bunu yazmış olduk devam ediyorum. Bak ne olacak bundan sonra? Dikkat. Şimdi burası dolduktan sonra hani 3T süre geçti ya, artık K noktasındaki su yükselmesi bir süre bitecek. Ne kadar süre? Artık su burayı doldurmaya başlayacak. Görüyor musun? Önce burayı doldur. T süre burada geçti. Sonra burayı doldurdu. 1T sürede burada geçti. Sonra 1T sürede burada geçti. Artık buraya kadar dolmuş oldu. Yani 3T süre boyunca o zaman K'nın üzerindeki su yüksekliği ya da sıvı yüksekliği kesinlikle değişmez. Şöyle yapıyorsun bu durumda. Geçen süre 3T daha olacak. 6T süresi boyunca bak basınç hep 2P kaldı, değişmeyecek. Güzel. Bak ne olacak bundan sonra? 3T süre daha geçti. Artık diğer T sürede, diğer T sürede burası da olacak. 3'te 1 Çünkü her T sürede bir bölme doluyordu ya, o zaman 3 bölme üzerinde 3'te 1 kadar yükselecek. Sonra bir 3'te 1 daha yükselecek. Sonra bir 3'te 1 daha yükselecek. Yani bunun için T süre, bunun için T süre, bunun için T süre geçmiş gibi düşünürsen o zaman 3T süre sonra bir H daha yükselecek diyorsun. 3T süre sonra. O halde 3T süre geçti. Basıncı P kadar daha arttırıyorum. Artık yeni basınç 3P olmuş olur. Süreye dikkat ediyorsun. Toplamda 9T süre olmuş oldu. Buraya 9 T koymuş oldum. Bak şimdi basıncın değişmediği yere dikkat ediyorsun böyle sorularda. Hani şuradaki 3 T süresi boyunca K üzerinde sıvı yükselmesi olmadığı için o zaman K'da bak şurayı söylüyorum. Tam şurayı söylüyorum. O zaman K noktasındaki sıvı basıncı değişmemiş oldu. K'yı hallettik. Geldik L noktasına. Anlaşılmıştır umarım. Şimdi L noktasına geldiğimizde L'de de aynı şeyi yapacağız. Zamana bağlı basınç çizeceğiz burada. Şimdi bak ne oldu? İlk 3T süresince bak şurada bahsediyorum ya şimdi musluğu açtık ilk T süresi burası da oldu. Sonra diğer 2T süre burası da oldu. Yani 3T süre boyunca şuraya gelene kadar şuraya gelene kadar L'de hiçbir şekilde sıvı yükselmesi olmadı. O zaman 3T süresince burada L noktasındaki sıvı basıncı sıfır diyorsun çünkü yok. Yok yükselme yok. Devam ediyorum. Sonra 2T süresince ne kadar yükselmiş oldu? 1 bölme yükselmiş oldu. Bak 2T süresince. O zaman süreyi 2T burası 3T idi ya. 2T daha eklersem ne oldu? 5T oldu. O zaman T 2T süresince basıncı P kadar arttırıyorum. Yani 1HT'ye kadar şuraya H dersen 1HT'ye kadar artmış oldu. Yani basınç P oldu. Evet güzel. Sonra 1T sürede ne kadar yükselmiş oldu? H kadar yükseldi. O zaman şöyle yapıyorum. Yeni süremiz 1T'ye kadar süre geçeceği için 6T oluyoruz. 6T aldığımızda eğim biraz daha büyük olacak. Çünkü daha kısa sürede H kadar yükseliyor ya. O zaman buradaki basınçta şunu alalım. Buradaki basınçta 1P daha artmış oldu. Yeni basınç bu durumda 2P oldu. Evet bunu da yaptık. Bundan sonra bak bundan sonra şöyle olacak. Şimdi artık bu seviyeye geldi ya K zaten dolmuştu. İlk 3T sürede K dolmuştu. Ondan sonra L de 3T sürede doldu. Artık beraber dolmaya devam edecekler. Yani şurası tamamen yükselecek. Ne kadar da yükselecekti? T süre burada, T süre burada, T süre burada. Yani 3T süre dolduğunda, 3T süre geçtiğinde gene bir H kadar yükselecek. O zaman bir 3 t eklediğimizde yani 9 t aldığımızda basınç P kadar daha artacak diyoruz. Yani yeni basıncımız 3 p olmuş oldu. Son durumda L'deki basınç da 3 p olmak zorunda. Çünkü L'deki yükseklikte 3H, K'daki yükseklikte 3H'tı. Dikkat ediyorum. Nereden başlıyor? Önce neresi doluyor? Onlara bakıyorsun. Ona göre de basınç değişimine bakıyorsun. Süreye dikkat ediyorsun. Neden? Daha kısa sürede olursa tabii ki eğim daha fazla oluyor. Mesela T sürede H kadar yükseldiğinde bak basınç P'ye kadar artmış. 2 T sürede H kadar yükseldiğinde basınç gene P arttı ama dikkat edersen daha küçük bir eğim oldu. Yani burada geçen süre çünkü şurada geçen süre 2 T olduğu için daha küçük bir eğim olduğu şeklinde söyleyebiliriz biliriz. Ama tabii en en başta yapman gereken şey şu. HTGP olsun demelisin böyle sorularda. Çünkü sana şeyi soruyor. Zaman bağlı değişim grafikleri nasıl olur? Neye benzer? Neye benzetirsin gibi bir soru. Yani bunu çizerken sen söyleyeceksin bazı şeyleri ki kolaylık olsun senin için. Evet, sonraki sorumuza geldik. Gene bir sıvı basıncı sorusu. Bir nolu kaptaki birbirine karışmayan sıvıların kabın tabanına uyguladıkları sıvı basıncı P. Sıvı basınç kuvveti F kadardır. Sıvılar hal 2 nolu kaba boşaltılırsa kabın tabanındaki sıvı basıncı kaç ve Sıvı basınç kuvveti kaç hep olur? Karışmayan sıvılar bakın o zaman öz kütlesi büyük olan sıvı tabii ki altta kalacak. Bir hani eşit bölmelendirildiğini düşünürsem gene her bir bölme H kadar olsun. O zaman burası H, burası H ve H ve H. Çünkü sıvı basıncından bahsediyorsam HDG yapacağım ya yüksekleri kullanacağım. Şimdi ilk baştaki basınç Birbirine karışmayan sıvılar olduğu için normalde şurada D östleri sıvıdan kaynaklanan bir basınç var. Bakın tam şurada. Ne yapıyor da sıvılar? Üzerlerine etkiyen basıncı aynen iletiyorlardı. O zaman burada 3H yüksekliğinde 3H çarpı D çarpı g kadarlık bir basınç var ki bunun tarafından aşağı doğru iletilir. 3H D G'yi alacaksın. Artı bir de artı H yüksekliğinden kaynaklanan 2D özlüsü var değil mi? O zaman buradaki basınç bir de şuradaki basınç o zaman diyorsun ki şöyle alalım. 3 HDG basıncı var Artı, artı bir de 2D üstleri sıvıdan kaynaklanan bu iletildi ya. Şu maviyle gösterelim isterseniz. Şunun aynen iletildiğini söylüyoruz. İletildi. Bir de 2D üstleri sıvıdan kaynaklanan artı dedik. H çarpı 2D çarpı G var. İşte bunların toplamı 5HDG. Soru da demiş ki bu sıvı basıncı P. Yani 5HDG eşittir. P bilgisini aldık. Bu cepte. Sonra ne diyor bir de basınç kuvveti F kadardır diyor. Peki sığ basınç kuvveti neydi? Şurada hatırlatayım. Sığ basınç kuvveti tüm yüzeye etki eden basınçların toplamıydı. Yani P çarpı A. O zaman sığ basıncından bahsettiğime göre P'yi HDG olarak yazdığımda çarpı A şeklinde bunu da özetlemiş olalım. Yani sığ basınç kuvvetini bulurken bunu yapacağız. O halde o halde ilk baştaki bir nolu kapta tabandaki sığ basıncı bulmak istersem şöyle yazıyorum. FP eşittir. Basınç ne kadar? 5 HDG görüyor musun? O zaman P çarpı istersen A'yı yazalım. Basınç 5 HDG kadar çarpı çarpı 1 bölmeye isterseniz A diyelim. 2 bölmeye de 2A diyelim. İşimiz kolay olsun gene. Çarpı A diyorum. 5 HDG A ya da sonuç olarak ne demiş? F demiş. Bu bilgiyi de aldık. Sonra bunları alıyoruz. Diyor ki al bunları diyor. Hepsini beraber buraya boşalt diyor. Şimdi öncelikle yapman gereken şey Ne? öz kütlesi büyük olan sıvı altta kalacak. Yani bunu söylemek zorundasın. Çünkü bu öz kütle 9. sınıftan bildiğimiz bir mevzu. Hani sıvılar iki karışmayan sıvı konulduğunda su ile yağ gibi. Öz kütlesi büyük olan su altta, öz kütlesi küçük olan yağ üstteydi. O zaman öz kütlesi büyük olan sıvıyı alta koyacağız. İki de öz kütlesi sıvı altta kalacak. Ama ama normalde 2 de sıvı 1 bölmeydi. O zaman bu 2 de üstleri sıvıyı 2 bölmeye dağıtacak olursam ne kadar yükselecek burada? Tabii ki H bölü 2 kadar yükselecek diyorsun. Yani burası 2 de sıvı olmuş oldu. Şurası. Burayı yaptık. Güzel. 2 de'yi hallettik. Sonra ne kadar elimizde D üstleri var? 4 bölme. 4. 1, 2, 3, 4. Şimdi 4 bölmeyi yukarı koyacağız. Şu Şurası 1 bölmeye karşılık gelecek. Çünkü 2 tanenin yarısı bir bölmeyi buraya doldurduk. Bak bir bölme. Sonra bir bölme burada ne oldu? İki. Bir bölme burada ne oldu? Üç. Dört bölme vardı. Bir bölme de buraya gelmiş oldu. Yani şunlar mavi ile şöyle taradığım yer D üstleri sıvı olmuş oldu. Üzerinde şöyle siyah gösterelim. O zaman bunun yüksekliği ne olur? Bak burada bir H bölü 2 var. Burada da şu yüksekliği aldığımda iki tane şöyle yazıyorum gösterelim. Şurası H kadar. Burası H. Burası da H. Burası da küçük yer olan da H bölü 2. İşte bunları topladığımda H, H daha 2. H bölü 2 daha 5 H bölü 2. Iki. Yani 2,5 iki H olmuş oldu. Bu da D üstüyle sıvı olmuş oldu. Onun yüksekliği oldu. O zaman 2 nolu şöyle yapalım. 2 nolu kabın tabanındaki sıvı basıncını yazıyorum. Önce D üstüyle sıvıdan kaynaklanan basınç var. Şu. Ne yapıyor? Aşağı doğru iletiliyor. Yani 5 H bölü 2 çarpı D çarpı G kadar basınç. Artı Artı Hani bu 2D österisi var ya onun üstündeki basınç bunu da şöyle karalayalım. 2D üzerindeki basınç artı bir de 2D'den kaynaklanan yani şundan kaynaklanan basınç var. O da ne? H bölü 2 çarpı D çarpı G. İşte bunları toplayacaksınız. 5 bölü 2 iki buradan 2.5. Iki Yarım da buradan ne olmuş oldu? Hani 2 istersen 6 bölü 2 HDG'de yazalım. 6 bölü 2 HDG buradan da ne gelmiş oldu? 3 HDG oldu. Bu ikinci durumdaki basınç. Birinci durumdaki basınç istersen burada P1 yazalım. Şuraya da birinci durumdaki basınç kuvveti 1 yazalım. Güzel oldu. Şimdi ilk durumdaki basınç 5HTG P eşitti. 3HTG kaç P olur diye soruyor e şöyle yapabilir misin? P2 eşittir. HTG'yi yalnız bırak burada. 5HTG P ise 1HTG P bölü 5 olur dersen o zaman 3 çarpı P bölü 5'tir şeklinde bunu özetlemiş olduk. Yani 3P bölü 5 oldu. Bu bitti. P2'yi bulduk. Sonra geldik basınç kuvvetine. Basınç kuvvetini de şuraya yazayım. Sonraki basınç kuvveti eşittir. ilk başta yani buradaki basıncımız ne kadardı? 3 HDG idi. 3 HDG basıncını aldık. Çarpı alan ne kadar? 2 A kadar. O zaman 2 A ile çarptığımda 6 HDG A olmuş oldu. Ha, bak 5 HDG A F değil miydi? O zaman HDG A'yı yalnız bırakalım burada. HDG A'yı yalnız bıraktığımızda görüyoruz. Şöyle oldu. F bölü 5 oldu. E burada yerine koyabilirim koyalım. 6 tane f bölü 5. Dolayısıyla 6 f bölü 5 şeklinde olmuş oldu. Basınç kuvveti. Basınç 3P bölü 5. Basınç kuvveti 6 hep bölü 5. Burada özellikle altını çizmemiz gereken, dikkat etmeniz gereken şeyler öz kütlesi büyük olan sıvı altta kalacak. Yani buna dikkat etmen lazım. O zaman burada altta olan sıvı gene burada altta olacak. Sonra bir bölmede olan sıvı iki bölmeye dağıttığında yarım yükselecek. Bunları da söylemelisin ki, söylemelisin ki birbirine karışmayan sıvıların basıncında hani HDG'leri kullanıyoruz ya doğru kullanabilirsin. Güzel. Sonra geldik diğer sorumuza. Gene bir sıvı basıncı sorusu var karşımıza. Eşit hacim bölmeli kollarda iki nolu kol sıvı ile doldur ve L noktasındaki sıvı basıncı 4P'dir. X ve Y muslukları aynı anda açılıyor. Denge sağlandığında K ve L noktalarındaki sıvı basınçları için ne söylenebilir? Şöyle, şöyle. Şimdi 4 bölme var zaten. O zaman her birine H dediğim takdirde yani bunlar H olsun, H olsun eşit işte bölmeli ya. H ve H diyorum. O zaman 4P'nin yani normal 4H yükseklik var ya burada. O zaman L noktasındaki basınç 4H yükseklikte sıvıdan kaynaklandığı için 4H'e tg. İşte 4 tg, 4P demiş soru bize. O zaman 1H'TG ne olmuş olacak? P olmuş olacak. Bunu birazdan kullanacağız. Kullanacağız. Şimdi ekstra şeyler söyleyeceğiz. Ne diye ekstra şeyler? Şimdi muslukları açacağız ya. Muslukları açtığımızda ya bu soruda ne var? Çok kolay. Hani buradan bir bölme, buradan bir bölme. Yani o kadar kolay değil maalesef. Hani burada şunu söylemeliyim. Şunu söylemeliyim nasıl normalde normalde şöyle söyleyeceğiz. Bunu burada hani musluklardan musluklardan akan akan sıvının hani hızı neyle alakalıydı? Bir kere onu hatırlamam lazım. Öyle hatırlamam lazım. Şimdi şöyle yapıyorum. Hani burada yukarıda olan musluk, burada ise aşağıda olan musluk. Hani yukarıdaki ile aşağıdakinin hızları birbirlerinden farklı olacak değil mi? Çünkü potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşmesi gibi bir şey bu. Gene 9. sınıftan biraz bildiğimiz bilgiler. Şimdi burada hani iki bölmelik ya da iki haş yükseklik var. Burada ise üç haş yükseklik var. O zaman buradan akan hani akan sıvının hızıyla buradan akan sıvının hızı birbirlerinden farklı olacak. Şöyle diyebilir miyim? Mesela buradan akan sıvının hızına şöyle Vx diyelim. Hani V hızı söylüyordu ya bize. Buradan akan sıvının hızına da Vy diyelim. Daha aşağıda olandan daha hızlı akar. Şu bilgiyi kesinlikle hatırlamak zorundayız. Daha aşağıda olan musluktan akan sıvının hızı her zaman daha hızlıdır. Bilgisini aldım. Sonra ikisini aynı anda açıyoruz. Aynı anda açıyoruz. Aynı anda açtığımızda o zaman Y'den daha hızlı akacak ya. Şuraya kadar hani şuraya kadar geldiğinde zaten bundan sonra X'den sıvı akışı olmaz. Ne kadar var elinde? Bir bölme burada bir bölme burada. Y'den daha hızlı aktığına göre bu iki bölmenin bir bölmeli buraya bir bölmesi buraya bir bölmesi buraya gidemez. Neden? Çünkü Y'den daha hızlı akıyor. Y'den daha hızlı aktığına göre o zaman X'e giden bir bölmeden az, Y'ye giden ise bir bölmeden daha fazla olacak. Yani bunların toplamı iki bölme olacak. Söylediklerim anlaşılıyordur umarım. Çünkü y hızı daha fazla. Nereye kadar geldik? Buraya kadar geldik. Sonra buraya kadar geldikten sonra hani y musluğu açık ya sol taraftaki sağ taraftakinden daha üst seviyede olamaz. Çünkü birbirleriyle bağlantıları var. Seviyelere aynı olmak zorundaydı. Bu neydi? Bileşik kaplardan bahsediyoruz. O zaman şuradan bir miktar daha aşağı inecek. Burada da bir miktar yukarı çıkacak ve dolayısıyla bunların da seviyeleri birbirlerine eşit olacak diyoruz. Ama tabii ki maalesef burada hani iki haş kadar olmadığını görüyoruz. iki haştan daha az farkındaysan ama haştan da daha fazla. Görüyor musun? Şuradan bahsediyorum. O zaman buradaki yüksekliğe baktığımda yani şurası M'deki yüksekliğe bakıyorum. HM diyorum. HM kesinlikle ve kesinlikle 2H'dan daha küçük. Ama H'dan daha büyük yönünü yapabilirim. Sonra K'ya geliyorum. K'daki yüksekliğe baktığımda buna HK dersem tabii ki 1 H'tan daha az olacak. Şöyle yazıyorum. HK küçüktür 1 H. E artık kolay. Artık yapabilirim. Ne yapıyorum? K noktasındaki sıvı basıncı. PK eşittir. HK çarpı D çarpı G olmuş oldu. H da bu arada HK da H'tan daha küçük. Unutma. Sonra buna geliyorum. M noktasındaki basınç da HM çarpı D çarpı G olmuş oldu. Şimdi bilgiye bak. Neydi buradaki bilgi? HDGP eşitti. Bu bilgiyi alacaksın. HDGP eşit ise o zaman HM de 2 H ile H arasında ya. O zaman şöyle diyebilirsin. M'nin basıncı HDG'den daha büyük olacak. Dolayısıyla 2 HDG'den de daha büyük olacak. Bu bilgiyi aldın. E HDGP eşit olduğuna göre M'nin hani M'deki sıvı basıncı P'den daha büyük olacak. Dolayısıyla 2P'den daha küçük olacak. Hani aralığını verdik. Böyle sorular aralık sorular. İşte sen diyeceksin ki burada M'nin basıncı P ile 2P arasındadır. Yorumunu yaptın. Sonra buraya geldin. Buraya geldiğinde de HDGP eşit değil miydi? O zaman HK'nın da H'dan daha küçük olduğunu biliyorsun. Değil mi? O zaman K basıncı da dolayısıyla bak şöyle yazıyorum. K basıncı da bir P'den daha küçük olacaktır yorumunu da işte buradan alıyorum. Yani sana zaten yorum olarak soracak. Hani aralık olarak soracak. Dolayısıyla bu şekilde cevaplayabilirsin. Güzel soruydu değil mi? Ama bak ama bak hep unut hep söylüyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Yükseklik bizim için burada sıvı akış hızını belirleyen şey. Hangisi daha aşağıdaysa musluk ondan daha az akar. Ondan daha hızlı aktığı için İki bölmenin hani daha fazla olan kısmı buraya daha az olan kısmı buraya gitti. Bir bölmeden az bir bölmeden fazla. Toplamı şurayı vardı bana. Sonra buradaki seviyeler de aynı olmak zorunda değil. Biraz daha buraya gitti diyoruz. En son buradaki yükseklik buraya da geldiğinde en son buradaki yükseklikte şuradaki yüksek birbirlerine eşit oldu dedik. İki açtan az Haştan az. Dolayısıyla basınçların aralıklarını söyleyebilmiş olduk. Evet hemen arkada bir akışkanların basıncı yani Bernoulli ile il ilgili bir soru var. Yatay borudan şekildeki gibi sıvı akışı olmaktadır. Buna göre 1, 2 ve 3 kollarındaki sıvı yükselmeleri H1, H2 ve 3 arasındaki ilişki nedir? Bak burayı ince, burayı biraz daha kalın. işte burayı da işte benzer, şurada benzer bir kalınlıkta vermişiz. Burada ne vardı? Şimdi akışkanlar, akışkanlar kesit daraldığında daha hızlılardı. Yani buradaki borunun kesitler daralacağından şurada daha hızlı gitmek zorunda. Çünkü birim zamanda hep aynı sıvı. Mesela şuraya aldığımda şu kesite aldığımda buradaki kesitle, buradaki kesite bakarsam arkadan hep sıvı geliyor ama. Yani şuradan hep sıvı geliyor. O zaman şöyle diyeceğiz. Şurada mesela buradan geçen molekül sayısıyla herhangi bir anda buradan geçen molekül sayısı aynı olmak zorunda. O zaman burada daha hızlı geçmeli ki arkasından gelenler yoluna devam edebilsin. O halde Burayla burası arasındaki ilişki ne? Sol taraftaki mesela solla sağ diyelim hatta. Solla sağ taraftaki hıza baktığımda tabii ki sağ taraftaki hız sol taraftaki hızdan daha büyüktür diyoruz. Daha hızlı ilerleyecek. Bu bir. İkincisi normalde sıvının basıncı neyle ilgili? Aslında bir nevi sıvının moleküllerinin çeperlere çarpması ile ilgili. Ne kadar baskı yaptığıyla ilgili. Şurada düşün. Burada bir tane molekül aldım. Bu molekül şöyle gidiyor. Şöyle takıla takıla gidiyor. Çarpıyor, çarpıyor. Şöyle çarparak gidiyor. Küçük küçük aralıklar var. Ama buraya geldiğimde ise daha az ilerleyecek ya. Daha az ilerlediğine göre o zaman şöyle aralıklar olacak farkındaysanız. Daha büyük aralıklar. O zaman burada çarp şey çarpma sayısı, çeperlere çarpma sayısı daha fazla. O halde buradaki basınç daha büyük olacak bu tarafta. Buradaki basınç daha az olacak. Zaten şöyle diyoruz. Hani akışkanların kesiti daraldığında hızı artar, basıncı azalır. Yani sağ taraftaki basınçla sol taraftaki basınç arasındaki ilişki işte budur. Sol taraftaki basınç daha büyük. İnsana daha böyle tam tersiymiş gibi görüyor. Yani buradaki basınç daha fazlaymış gibi. Hayır. Moleküllerin çarpması ile ilgili. Ne kadar çok çarptığı ile ilgili. Ne kadar çok çarpıyorsa basınç o kadar büyüktür. Bu cepte bir. İkincisi solda sağdaki basınçtan daha büyük. Sol taraftaki basınç. İkincisi basınç farkından dolayı burada ve burada bir yükselme olacak. Şimdi burayı yükselttim. Burayı yükselttiğimde ne oldu? Şurada bir h farkı oldu. Buna h1 diyelim. Şimdi buradaki basınç hani sıvının üstesine D dediğimde buradaki basınç da şuradaki basınç birbirine eşit olmak zorunda ki aynı sıvıda aynı seviyede basınçlar birbirine eşit. O zaman bu sıvının basıncıya buradaki sıvının basıncı eşit olmak zorunda. Yani sol taraftaki basınç için ne diyorum? Direkt h1 dg diyorum. Sonra buraya geliyorum. Sağ taraftaki ikinci kola bakıyorum. Bu tarafta da bir yükselme olacak. Buradaki yükselmeye baktığımda buraya da H2 dersem e, buradaki basınçta şey değil mi? Burada sol taraftaki basınç değil mi de şuradaki basınçta? O zaman burada da aynı şey yazıyorum. Soldaki basınç hani şu sol dediğim sol taraftaki basınç eşittir gene H2 çarpı D çarpı G. Buradaki basınçlar eşit olduğuna göre kalınlığın önemi olmaksızın yükselmeye bakacaktık. Çünkü sıvı basıncında kabın şeklinin bir önemi yoktu. Yani kolun kalınlığının işte yatıp yatmamasının vesaire hiçbir önemi yoktu. Çünkü sıvı basıncı dediğimiz şey direkt H'liye geldi. O zaman burada H1 ile H2 kesinlikle birbirlerine eşit olacak diyoruz. Buraya geldik. Şimdi buraya geldiğimizde ise sağ tarafta basınç daha küçüktü hatırlarsan az önce söyledik. O zaman buradaki yükselmede o basınçtan kaynaklanacak diyoruz. Yani buraya da H3 dediğimde o zaman şöyle yazıyorum. Sağ taraftaki basınç eşittir. H3 çarpı D çarpı G. E buradan net bir şekilde söyleyebildik o zaman. H3 tabii ki H1 ile H2'den daha küçük olmak zorunda. Bak bu şekilde özetlemiş olduk. Bunlar arasındaki ilişkiyi soruyordu bana. Kalınlıkları önemsemeden H1 ile H2 birbirlerine eşit olmak zorunda dedik. Buraya geldik. Buradaki basınç daha az olduğu için çünkü akışkan daha az dedik. O zaman H3 yüksekliği de daha küçük olacak şekilde bir ilişki kurmuş olduk. Güzel. Sonra gelelim bir yorum sorusu var. Bu açık hava basıncı ile alakalı bir soru. Hani açık hava basıncı ile ilgili midir değil midir onlara bakalım hem aynı zamanda da hani bir takım şeyleri tekrar etmiş oluruz. Şimdi dağların tepelerindeki karın daha uzun süre kalması. Aşağılara inildikçe ağzı açık kaptaki suyun kaynamasının zorlaşması. Uçan bolonun çok yukarılara çıktığında patlaması. Şimdi bunlar açık hava basıncı ile ilgili mi? Onlara söyleyelim şimdi. Onlarla alakalı şeyler söyleyelim. Şimdi dağların tepelerindeki karın daha uzun süre kalması ne demek? Mesela bir buz Bunları anlattım. Şöyle yaptım. Dedim ki buzun üzerinde bir basınç düşün. Yani dışarıdan bir basınç var. P basıncı. Şöyle yazayım istersen buz diye. Bir P basıncı var. Şöyle ki buz normalde eridiğinde bak buz normalde eridiğinde hacmi ne olması gerekir? Aslında katının bir eridiğinde hacmi artması gerekir. Ama böyle değil. Buz eridiğinde hacmi azalır. Yani buz eridiğinde hacmi küçülür. Şöyle daha küçük bir su olur suyla buz arasındaki bir aykır daha doğrusu su buz aykırılır deriz biz buna. Hani katıların buzun diğer katılardan, ...buzu diğer katılardan ayırma durumudur bu. Su olduğunda daha küçük oldu. Basınç da zaten hacmi küçültmeye yönelik bir şey, değil mi? Küçültüyor normalde hacmi. O zaman bu işi kolaylaştırır diyoruz, değil mi? Basıncın artması, basınç artarsa erime kolaylaşır. Erime kolaylaşır. Şimdi ...dağlara çıktığımızda, yani daha doğrusu tepelere çıktığımızda, yukarılara çıktığımızdayız tam tersi. Açık hava basıncı yukarılara çıktıkça P0, şöyle P0, yukarılara çıktıkça azalır. Şöyle P0 azalır, şöyle yazalım, yukarı çıktıkça. Neden? üzerimizde kalan, hani öyle düşünüyorduk, üzerimize kalan havanın ağırlığı, işte basınca sebep oluyordu... ...o zaman yukarılara çıktığımızda, üzerimize kalan hava sütunu kısalacağı için, daha küçük olacağı için... ...o zaman basınç da azalacak diyebiliriz yukarı çıkıldıkça basınç azaldığına göre bu tam tersi basıncın azalması buzun erimesini ne yapar? Zorlaştırır. Erimesi zorlaşır. O yüzden de dağların hani tepelerindeki kar daha uzun süre erimeden kalabilir. Bu da açık hava basıncı ile ilgilidir. Doğru. Aşağılara inildikçe ağzı açık kaptaki suyun kaynamasının zorlaşması. Şimdi kaynama neydi kaynama? Şöyle diyorduk ki bir sıvıyı düşünelim. Sıvının en hızlı buharlaşma durumudur bu kaynama dediğimiz şey. Ne oluyordu? Sıvının şöyle sıvı aldığımızda sıvının buhar basıncı dışarıdaki açık hava basıncına eşitse. Yani şu sıvının buhar basıncı buradan gelen P0'a eşitse şöyle diyelim P buhar. Bunlar birbirlerine eşit olduğunda kaynama başlıyordu. P0 eşittir P buhar olduğunda kaynama başlar. E Burada aşağılara inildikçe kaynama zorlaşır diyoruz ya. Evet zorlaşır. Neden? Aşağılara indiğimizde ise tam tersi P0 basıncı bu bir olsun. İki aşağılara indikçe P0 basıncı artar. Çünkü üzerinde kalan havanın hani miktarı artmış oluyor. O zaman P0 artar diyoruz. Artarsa o zaman bu durumda hani buhar basıncı daha büyük bir basınca sahip olması lazım ki eşitlenebilsin. Bu durumda kaynamayı zorlaştırır. Kaynamayı zorlaştırır deriz. ...daha zor. Zorlaştırır. Daha zor kayıncağı için ikinci doğru. Geldim üçe. Uçan balonun çok yukarıları çıktığında patlaması. Üçüncüsünde de şöyle yapalım. Normalde balon çizelim. Balon hani bu şekilde olma durumunda bir denge var. Nedir denge? Balonun içerisindeki basınç P, balon diyelim. Balonun şöyle, balon. Dışarıdaki basınç da P0 diyorum. Şu an birbirlerine eşitler. Bir denge durumu var. Sonra yukarıları çıktığında... ...yukarıları çıktığında... P0 basıncı azalıyor dedik. O zaman basınç azalıyorsa balonun basınç, basıncı da azalmak zorunda. E şöyle bir şey vardı bir de. P1 çarpı V1 eşittir P2 çarpı V2. E balonun basıncının azalması için hacminin büyümesi lazım. Çünkü bu bir sabitti. P2 eğer azalacaksa o zaman hacim artar anlamına gelir. Hani eşitliğin korunabilmesi için. O halde ne oldu? Balonun burada şöyle hacmi büyüdü. Hani büyüyor. Hacmi büyüyor. Büyüyor büyüyor. Bir yerden sonra esnekliği hacim büyü büyümesine yetmiyor. Hani bir yerden sonra esnekliği yetmiyor ve patlıyor. Buradaki büyümeye karşı gelemediği için 3 de dediğimiz gibi doğru oldu. P0 ile ilgili yani açık hava basıncıyla ilgilidir diyebiliriz. Şimdi gene bir gaz basıncı sorusu var karşımızda. Musluk açılıp bir miktar daha cıva boşaltılırsa kollardaki cıva cıva yükseklik farkları H1 ve H2 nasıl değişir? Biraz zor bir soru bu ama merak etmeyin. Gene üstesinden geleceğiz bunun da. Biraz şöyle bir aşağı çizelim bunları. Şimdi biraz civa boşalttığımızda ne olur? Şimdi burada burada buradaki sıvı yükselmeleri neden kaynaklanıyor? Tamamıyla şuradaki P0'dan kaynaklanıyor. Yani açık hava basıncından kaynaklanıyor. O zaman buradaki açık hava basıncı şöyle yapalım. Açık hava basıncı eşit olacak şuradaki sıvı basıncına. Çünkü aynı sıvıda aynı seviyede basınçlar birbirlerine eşit. Buraya aldığında P0 basıncı var sıvıda. E buraya aldığında ne basıncı var? H2 çarpı D çarpı G basıncı ve bunlar birbirlerine eşit. Boşluk farkındaysan burada hiçbir şekilde basınç yok. Çünkü boşluk. Ama ama sol tarafta gaz var farkındaysan. O zaman şuradaki basıncı gene P0 değişen bir şey yok. E buradaki basıncın da aynı sıvıda aynı seviyede basınçlar birbirine eşit olmak zorunda. O yüzden buradaki basıncı P0 aldığında eşit olacak. Buradaki basınç ise dikkat. H1 yüksekliğinde sıvı var. H1DG artı bir de hani gaz hani şuradaki gaz basıncı ki sıvılar üzerlerine etkiyen basıncı aynen iletiyorlardı. O zaman buradaki bir de gaz basıncı var. Bu gaz basıncını da işte ilave ediyorum. İkisinin toplamı şeklinde özetledik. Hani bu eşitliği kurmuş olduk. Şimdi civa gidiyor. Musluğu açtık ya civa gidiyor. Civa gittiğinde bak aşağılara indiğinde şöyle civayı aşağı indirdik biraz. Aşağı indirdiğimizde dolayısıyla neler olacak? Onları söyleyelim. Burası boşluk ya. O zaman burası boşluk olduğunda şuradaki basınç gene P0 olacak. Değişen bir şey yok. P0 aynı P0 yazıyorum. Zaten burası boşluk olduğuna göre gene, gene bizim burada H2 kadar yükseklik farkına ihtiyacımız var. Çünkü yukarısı boşluk. Bu durumda H2 değişmez diyoruz. Üstü dediğim gibi boşluk olduğu için. Ama sol tarafta iş biraz farklı. Neden farklı? Buradaki basınç gene P0. Evet. Şimdi bunu buraya indirdiğimde dikkat edersen yükseklik aynı kalamaz. Yani şuradaki şöyle bir yüksekliği bırakamayız. Yükseklik arttıramazsın, böyle artamaz. Çünkü gaz var burada, gaz. O zaman ne oldu? Alalım biraz daha aşağı alalım şöyle. P basıncı aynı an duruyor. Eşittir. Eşittir. O zaman burada hani burada şu seviye kalamayacağı için böyle kalamayacağı için şöyle kalamayacağı için ne olur burası biraz aşağı iner diyorum. O zaman burayı aşağı indirdiğimde bak biraz aşağı indirdiğimde gazın hacmi büyümüş oldu görüyor musun? Ne yaptık az önceki gibi? P1 çarpı V1 eşittir gaz için yazıyorum. P2 çarpı V2 yani sabittir bu. E hacmi büyüyen gazın o zaman basıncı azalmak zorunda. Şöyle yazdığımda H1 üssü yeni yüksek bir farkı diyelim. DG artı P gaz. Gazın basıncı arttı. Şey gazın basıncı pardon hacmi büyüdüğü için azaldı. Hacim büyümesiyle karıştırdım. Hani basıncı azaldı. Şimdi o zaman bu basınç azaldığına göre e, P0 da değişmediğine göre o zaman yükseklik farkının eşitleme olabilmesi için yüksek farkının artması lazım. H1 dolayısıyla artar diyoruz tamamıyla gazdan kaynaklanan bir durum. Sol tarafta gaz olduğu için o zaman yükseklik farkı artmalı. Çünkü gaz buradaki gazın basındaki azalmayı dengelemesi şart diyoruz. Güzel. Ve sonraki soruya geçiyoruz. Hemen arkasındaki soruya baktığımızda gene bir sıvı ve gaz basıncını birleştirdiğimiz bir, birleştirdiğimiz bir durum var karşımızda. Ne yapıyormuşuz? F kuvvetiyle pistonu L çizgisine kadar itiyoruz. K noktasındaki sıvı basıncı, basıncı için ne söylenebilir? İlk başta K noktasındaki basınç P'ymiş Sıvı basıncı. Buradaki gene buralara H, H dediğimizde o zaman K noktasında ilk baştaki sıvı basıncı eşittir 2H, D, İşte buna sonra da P demiş. Ha, sonra pistonu ittiğimiz zaman şuraya kadar itersek ne olur? L'ye kadar ittiğimizde o zaman buradaki sıvı dolayısıyla sağ tarafta yükselmeye sebep olacak. Şimdi sağ tarafta yükselirken bak dikkat, sağ tarafta yükselirken Balonun üzerindeki basınç da artıyor farkında mısın? Çünkü balonun üzerinde bir basınç var normalde bir sıvı basıncı var. Şimdi sıvı basıncı da norm şöyle P sıvı eşittir HDG. Balonun üzerindeki yükseklik arttığına göre balonun üzerindeki sıvı basıncı da artmıştır diyebilirim. O zaman balonun üzerindeki basınç artıyorsa balonun üzerindeki balonun içindeki basınç da artmalı. Yani içerideki basıncı da artması gerekiyor. Nasıl artıyordu? Hemen şunu da hatırlayalım. P1 çarpı V1 yazdık. P2 çarpı V2. Şimdi sağ taraf pardon, sol taraf sabitledim. Ne olur? İçindeki basıncın artması için hacminin azalması lazım. Yani şöyle olması lazım. Balon çizdiğimde böyle bir balonun basıncının artması için içerideki basıncın artması lazım için hacminin şöyle küçülmesi lazım. Daha küçük bir hacim olması lazım. E biz de bunu burada hani uygularsak şuradaki hacmin küçüldüğünü söylüyoruz. E ne oldu burada? Sağ tarafta şöyle hacim küçüldü. Siyah da çizelim ki görünsün. Hacim küçüldüğünde bir boşluk oluştu. Şuradaki boşluk. E bu boşluk kimle dolacak? E tabii ki neyle dolacak? Suyla dolacak. Yani sıvıyla dolacak. Pardon. O zaman sıvıyla dolduğunda iki bölmelik, iki bölmelik sıvı burada iki bölme yükselme olmayacak. Neden? Çünkü gaz buradaki balondan kaynaklanan boşluğun da dolması lazım. Balondan kaynaklanan. Yani bu seviyeye gelmesini, şu seviyeye gelmesini bekliyordum. Ama balon küçüldüğü için, bir boşluk oluştuğu için burayı da doldurmalı diyoruz gelen sıvı. E burayı da doldurduğu için e, yükseklik bak dikkat edersen böyle bir şey oldu diyoruz. E o zaman K noktasındaki basınç üssü diyelim. Yeni yüksekliğimiz buradaki HK dediğimizde HK üssü çarpı D çarpı G. Yeni yükseklik HK üssü ...2H'dan daha büyük oldu... ...bunu yazabilirsin... ...ama 3H'dan da daha küçük oldu... ...o zaman buraya ben... ...3HDG olarak yazarsam... ...3HDG'den daha küçük olacak... ...yeni basınç bunu yapabilirsin... ...2HDG'den de daha büyük olacak... ...yeni basınç... ...o zaman HDG'yi de buradan çekersen... ...şuradan çekersen... ...HDG'yi yalnız bırak... ...1HDG dolayısıyla P bölü 2 olacak... İşte yazalım... ...2 tane P bölü 2 yazdım... ...PK3'ü bundan büyük olacak... 3 tane P bölü 2. E ne oldu? İkiler birbirlerini götürdüğüne göre işim çok kolay oldu artık. İkiler gitti. Şöyle yapalım görünsün. Yani P'den büyük yeni basınç ama 3 P bölü 2'den küçük. Bu aralıkta olmuş oldu. Ha. Yani burada hani özellikle ve özellikle söylediğimiz şey burada balonun hacminin küçüldüğünü unutma. Dolayısıyla burada oluşan boşluğu da gelen sıvı doldurmak zorunda. Şimdi başka bir sıvı hem sıvı hem de gazın olduğu bir basınç sorusu var karşımıza. Şekildeki kapta su dengeledir. Buna göre şimdi XY gazlarının basınçları ile açık hava basıncı arasındaki ilişki nasıldır? Ortadaki koldan bir miktar su ilave edilirse K noktasındaki toplam basınç ve H yüksekliği farkı nasıl değişir? Bu sorular gerçekten sıkıntılı sorular. En sıkıntı çektiğim sorular. Ama biraz mantığını yakalarsak çözememiz, çözemememiz için bir neden yok. Şimdi ne yapıyoruz? aynı sıvıda, aynı seviyede basınçlar birbirlerine eşit olmak zorunda. A şıkkı çok kolay o yüzden. Buradaki sıvıyla buradaki sıvı aynı sıvı olduğuna göre, aynı sıvı aynı seviye olduğuna göre buradaki basınçlar birbirlerine eşit olmalı. Buradan gelen bir P0 açık ya burası. P0 açık hava basıncı var. Açık hava basıncı aynen iletilir. İletildi. Bir de H yüksekliğinden kaynaklanan basınç var. O yüzden o yüzden şöyle yazabiliriz burası için. P0 artı HDG yazdık. Sonra eşit olacak buradaki basınca. Buradaysa sadece ve sadece Y gazının basıncı var. Başka bir basınç yok. O halde ne diyorum? Şöyle aldığımda eşittir direkt PY diyorum ki burada PY'nin bu yüzden P0'dan büyük olduğunu görmüş olduk. Şöyle yapalım. PY P0'dan daha büyük oldu. Birinci eşitliği aldık. Sonra geldik buraya. Aynı sıvıda aynı seviyede basınçlar birbirlerine eşit olacak. Bak niye burayı aldım? Çünkü sadece X gazı var. İşim kolay olsun diye. Burayı bir yere alamazdım. Çünkü burayı alamamamın alamam, nedeni ne? Çünkü burada sıvı yok. Aynı sıvı aynı seviye olmak zorunda ki basınçların eşit olduğunu söyleyebilirim. O zaman buradaki basınç sadece Px var. Başka bir şey yok. Px. Buradaki basınç ise şuradaki yükseklik farkı var ya şuraya ne diyelim isterseniz H üssü diyelim. O zaman buradaki basınç PY iletiliyor artı H üstünden kaynaklanan H üstü DG basıncı var. Burada da şunu görüyorsun. PX PY'den tabii ki daha büyük diyor sun. Üstten PY'nin P0'dan büyük olduğunu burada da PX'in P'den büyük olduğunu söylediğimizde eşitliği rahatlıkla kurabiliriz. Aralarındaki ilişki rahatlıkla kurabiliriz. O yüzden PX büyüktür. PY o da büyüktür. P 0. Böyle bir soru muhtemel karşınızda birçok defa bir yerlerden gelecek. TYT denemelerinde gelecek. işte ne bileyim yazılı da belki gelecek. Soru bankalarında gelecek. Ortadaki koldan bir miktar su ilave edilirse K noktasındaki toplam basınç ve H yükseklik farkı nasıl değişir? Şimdi buraya biz bir miktar sıvı eklediğimizde e ne olur? E ne olur? Burada hani bir sıvı eklendiği için buradaki basınç artacak diyoruz. Nasıl artacak? Ama dikkat etmen gereken bir şey var. Nasıl artacak? Şöyle olacak. Şimdi sol tarafta ve sağ tarafta gazlar var. Şöyle çizmem lazım galiba görebilmeniz için. Şöyle kısaca hemen çizelim. Çizdik, çizdik. Şöyle de küçük bir şey çizdik. Hemen kısaya çizmiş olduk. Güzel oldu. Burası, burası ve şöyle elimizde sıvı var. Şimdi buraya biraz sıvı ekliyoruz. Buraya biraz sıvı eklediğimizde şöyle yeni bir sıvı eklediğimizde burada da yükselme olacak, burada da yükselme olacak. Ama buraya koyduğum kadar yükselemez. Neden? Çünkü aynı zamanda gazlar sıkışıyor. Yani buradaki gaz sıkışmasından dolayı küçük, daha küçük bir yükselme. Burada da gaz sıkışmasından dolayı daha küçük bir yükselme olacak. Daha küçük. Yani burası şöyle söyleyelim. Burada A kadar bir miktar eklemişsek her yükseklik farkından bahsediyorum ya. Buradaki yükselme B kadar olsun. O zaman buradaki yükselme tabii ki A'dan çok daha küçük olacak diyoruz. E yeni yükseklik farkı şurası oldu. Şurası oldu. Yani hem arttı H üstü diyorum hem de azaldı. Ama artış A dediğimiz miktar daha fazla. A kadar artmış B kadar azalmış. O zaman artış daha fazla olduğuna göre H üstü bu durumda artar diyoruz. Çünkü A buradaki B'den daha büyüktür. Bunlara dikkat. Niye böyle bir durum söz konusu oldu? Çünkü burada gaz var gaz. Gazın sıkışması da söz konusu. Gaz sıkıştığı için bir taraftan da yükselmeleri eşitleyemeyiz. Çünkü gazın basıncı burada artar diyoruz. Güzel. Sonra geldik başka bir soruya su buzun olduğu beraber olduğu bir soru ve gaz da var karşımızda. Gene karşımızda muhtemel çıkacak sorulardan bir tane soru. Her yerde çıkabilir bu soru. Şimdi şekildeki kaba yalnızca buzun erimesi için ısı veriyoruz. Kabın tabanındaki su basıncı nasıl değişir? Gaz basıncı nasıl değişir? Kabın yere yaptığı basınç nasıl değişir? 3 tane şey sormuşuz Bir soruda birçok şey öğreneceğiz ya da hatırlayacağız öyle söyleyelim. Unutma, unutma. Bir bardağa su koyduğunda şöyle bardağa su koyduğun sonra suyun içerisine de buz attık. Yani şöyle, suyun içerisinde küçük bir buz attık. Sonra bu buz eridiğinde, dikkat ederseniz gündelik hayatta bunu görürüz. Suyun yüksekliği değişmez. Enteresandır. Neden enteresan? Çünkü, çünkü normalde buz eridiğinde hacmi küçülüyor ya. Buz eridiğinde şu kadar hacmi olacak artık. Sanki üst taraf birden hani gidiyormuş gibi, yok oluyormuş gibi. Daha küçük bir hacim. Hatta şöyle bir şey de belki hatırlayanınız vardır ya da öğrenmiş olanınız vardır. Bunun zamanı gelince söyleyeceğiz gene. 10 V kadarlık bir hacim varsa buzdan eridiğinde 9 V hacmine sahip olur ki ki şöyle bir bilgiyi de hatırlatalım ya da söyleyelim. Suyun içerisine koyduğumuz bir buzun onda dokuzu batar. Tuhaf değil mi? Onda dokuzu. Yani şurası V olur, burası 9 V olur. İşte bu buz eridiği zaman dokuz V olacak dedik ya. İşte şu kadar olmuş oldu. O yüzden seviye değişmedi. E ne oldu burası? Yok oldu. Çünkü hacmi küçülüyor. Buzun eridiğinde hacmi küçülüyor. O zaman buradaki buz eridiğinde hacmi artık burası. Burası nedir artık? Kocaman bir boşluk oldu. E bu boşluk kimle dolacak? Gazlı olacak çünkü gaz bulunduğu kabın tabi bulunduğu kabı tamamen dolduruyordu. O zaman boşluk gaz ile dolar diyoruz. Şimdi gaz ile dolduğunda gazın hacmi ne olmuş olur bu durumda toplamda? E tabii ki arttı. O zaman gazın hacmi artarsa basıncı azalır. Güzel. Şimdi hepsini hepsini cevaplayalım. Kabın tabanındaki su basıncı nasıl değişir? E dedik ki yükseklik değişmez. Çünkü batan hacmi kadar olacak. O zaman buradaki yükseklik değişmediğine göre A şıkkından bahsediyorum. O zaman kabın tabanındaki su basıncı yine HDG olur. Dolayısıyla değişmez. Yükseklik çünkü değişmedi. Bitti. Geldik B şıkkına. Gaz basıncı nasıl değişir? Ne yapmıştık? P1 V1 eşittir. P2 çarp V2 demiştik. E burada boşluğu gaz dolduruyorsa e şurası sabit olacak. O zaman gaz dolduruyorsa hacmi artar değil mi? Bulunduğu hacim artar. O zaman burada gazın hacmi artarsa dolayısıyla basıncı da azalacaktır diyoruz. Daha büyük bir hacim demek daha küçük bir basınç demek. O zaman gaz basıncı P gaz bu durumda azalır. Güzel. C şıkkına geldik. C şıkkında da kabın yere yaptığı basınç. Şimdi kabın yere yaptığı basınç ne? Şöyle yapalım. P eşittir ağırlıkla ilgili bir şeydi. Yani katı basıncı bu. O zaman toplam ağırlığı burada alana bölüyoruz. Şuradaki alana A diyelim. A alanına bölüyoruz. İçeride olup bitenin bir önemi var mı? Isı veriyoruz. Isı verdiğimizde kütle değişir mi? Hayır. Normalde gaz molekül sayısı aynı. İşte su molekül sayısı aynı. Buz eridiğinde molekül sayıları aynı. Toplam ağırlık değişmez. Değişmez. Çünkü içeriye bir sıvı, içeriye bir gaz ya da içeriye bir katı herhangi bir şey koymadık ya da oradan herhangi bir şey almadık. E zaten alanda değişmediğine göre o halde kabın yere yaptığı P kap dediğimiz basınç dolayısıyla alanda değişmediğine göre değişmez diyoruz. Toplam ağırlık çünkü değişmedi. Geldik sonrasında ödüllü sorumuza. Cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz. Hoşçakalın.